İslam'ın bütün emirlerinin şu üç şeye inhisar ettiğini söyleyebiliriz. Tevhid, ahlak, adalet. Tevhidin pratiği namazdır. Namaz bütün insanları eşit bir seviyede kılar. Namazda sadece imam biraz öndedir. Patronu da işçisi de, müdürü de altındaki çalışanı da, başkanı da, efendim sıradan bir tebaası da, cumhurbaşkanı da, vatandaşı da, herkes aynı safta, aynı hizada, üstelik bir adım bile önde olmayacak şekilde yan yana dizilir. Tevhidin amacı vahdettir ve bunun pratiği de namazdır. Ahlakın pratiği oruçtur. Bir insanın ahlaksızlığının veya ahlakı veya ahlaksızlığı öğrenecek çok fazla bir şey yoktur ahlak veya ahlaksızlığa dair. Bir insanın, bak tekrar ediyorum, bir insanın ahlak ve ahlaksızlığa dair öğrenecek çok fazla şey yok. Ahlaksızlığın çoğusu bilgisizlikten değil, iradesizlikten kaynaklanır. Onun için oruç insanın iradesini terbiye eder. Oruç ahlakın pratiğidir. Adaletsizliklerin çoğusu da bilgisizlikten değil, bencillikten kaynaklanır. O yüzden infak, zekat paylaşmak da adaletin pratiğidir. Onun için İslam'ın üç temel esasının, üç tane hayatın içerisinde temel pratiği vardır. Bunları yerine getirdiği zaman İslam'ın idealize etmiş olduğu insan tipi meydana gelecektir ki bu insanların oluşturduğu toplum ideal İslam toplumunu meydana getirecektir. Aksi takdirde dünyanın en mükemmel düzenini, sistemini istediğiniz kadar ortaya koyun. Eğer buna uygun bir vaziyette irade ortaya koyabilecek insanlar, fertler oluşturmuyorsa o toplumu, hiçbirisi ideal bir toplumsal yapıyı meydana getiremez. Bunun tarih örnekleriyle doludur. Dünyanın her yerinde binlerce yazılmış kitapların tamamı en iyi düzeni ortaya koymayı emreder. Bunu tavsiye eder. Fakat hiçbir tanesinde herkesin rahatlıkla gidip inkiyat edip de itaat edebileceği, rahatlıkla getirip ülkesinde, memleketinde, bölgesinde o sistemi kurup da yaşamaya karar verebileceği, ittifak edebilecekleri bir düzen gösteremezsiniz. Çünkü düzenler değildir insanın mutluluğunu garantisi. İnsanın kendisidir. İradesidir, iradesi, iradeli olması. Yani bir şehvete karşı, yani senin sana önüne getirilmiş olan bir harama karşı, önüne çıkmış olan bir yanlışa karşı mukavemet edebilme gücündür. Ne kadar onun karşısında durabiliyorsan o kadar iktidar sahibisin demektir. İşte bu insanların kuracakları iktidar ideal düzeni temsil edebilir. Budur arkadaşlar. Onun için yapacağımız şey irademizi güçlendirecek pratiklerdir ki bunun yolu oruçtan geçer. Namazımız dört dörtlük olacak. Orucumuz Ramazan'dan ibaret olamaz. Haftanın en az iki gününü ve Resul-i Ekrem Efendimizin sahabeye talim etmiş olduğu iftar şekliyle, sahabeden görmüş olduğumuz yeme içme şekliyle haftanın iki gününü oruçlu geçirerek irademizi terbiye ederiz. Ahlakı kazanmanın yolu da budur arkadaşlar. Size tavsiyem bundan ibaret.